Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala nebiyyine Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme Rabbi şirahli sadri ve yasirli emri ve ahlul uqtata min lisani yefkahu kavli. İslam tarihi hakkında bilgisi olan ve İslam tarihi okumuş, siyer ve siret bilgisi ya da dört halifenin hayatına dair bir takım okuma ve araştırmalar yapmış olan herkes şunu bilir ki ne? İlk dönem Müslümanların yaşadığı en çalkantılı ve ihtilafların şiddet olaylarına dönüştüğü dönem ee, hilafet makamına yani halifeliğin kimin hakkı olduğuna, kimin halife olması gerektiğine dair ortaya çıkan tartışmalarla başlamıştır kardeşlerim. Bu tartışma nihayetinde hakem olayı olarak adlandırılan bir sonuca doğru gitmiş ve hakem olayı dediğimiz vakanın ardından da Müslümanların maslahatına, Müslümanların faydasına olan ve Müslümanların birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesini sağlayan bir neticeyle sonlanmıştır. Bu kriz süreci İslam ümmeti içerisinde ortaya çıkan bu ihlaf ve tartışmaların doğurmuş olduğu bu kriz sürecinde Hz. Ali radıyallahu anh'ın taraftarları olan Hz. Ali radıyallahu anh'a gönül bağlamış ve onun etrafında toplanmış olan grup içinden büyük bir topluluk Hz. Ali radıyallahu anh'a hakem olayında Allah Azze ve Celle'nin şeriatını Allah'ın indirmiş olduğu hükümleri Kur'an'ı bir kenara bırakıp insanların hükmüne, insanları hakem kılıp onların hükmüne başvurması nedeniyle terk etmişlerdir. Hz. Ali radıyallahu anh'ı terk eden bu büyük topluluk daha sonra hem Hz. Ali radıyallahu anh'ı hem de Muaviye radıyallahu anh'ı kafir ilan edip onlara taraftar olan ve bu duruma sessiz kalanları da İslam dairesinin dışına çıkmış olarak görmüşlerdi, ilan etmişlerdi kardeşlerim. Bu topluluğun bir araya gelip taraftarlarına haber salıp yanlarına gelmesi çağrısını yaptığı bir bölge vardır. O bölgeye de nispet ile bu topluluğa daha sonraları tabi İslam tarihi içerisinde Havariç ve Harici diye isimlen, isimlendirilecek olan bu topluluğun bulunduğu o bölgeye o zamanlar Harura deniliyordu. Bu topluluk yani Harici ve Havariç diye isimlendirilen bu topluluk çevre bölgede İslam coğrafyası içerisindeki şehirlerde ve beldelerde yaşayan taraftarlarına haber gönderip herkesin o bölgeye gelip o bölgede bir araya gelmesi çağrısında bulunmuştur. Nitekim bu girişim tabi İslam tarihi kitaplarında belki bu ifadeye rastlamazsınız ama e, haricilerin özerk bir yapı oluşturma adımı girişimi olarak da addedilebilir kardeşler. Nitekim Hz. Ali radiyallahu an haricilerin o bölgede toplanıp İslam beldelerindeki şehirlere haberler sarıp kendilerine taraftar olanlarını, taraftar olanların da o bölgeye gelmesi çağrısında o bölgeye gelmesi çağrısını yapmalarını haber aldığında hemen bir takım önlemler ve tedbirler alıp Hz. Ali radıyallahu anh da harekete geçmiştir. Bunlardan bir tanesi de bu topluluğun düşmüş olduğu şüphe ve o şüphenin onları sürüklemiş olduğu sapkın ve dalalet yolundan dönmelerini sağlayacak bir girişimdi. Neydi bu? Hz. Ali radıyallahu anh'ın emriyle sahabe-i kiramın en faziletli ve en üstün şahsiyetlerinden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ın tercümanı olarak nitelendirmiş olduğu Kur'an'ı en iyi bilen, en alim zatlardan bir tanesi olan Abdullah İbn Abbas'ı onlara göndermekte. Buradaki gaye Hz. Ali radıyallahu an harici topluluğun düşmüş olduğu şüpheden dönmelerini sağlayacak ilmi bir takım deliller ile onları ikna etme gayesiydi. Abdullah İbni Abbas radıyallahu an Yanına birkaç kişiyi daha alıp haricilerin bulunmuş olduğu bölgeye doğru harekete geçer kardeşler. Konunun burası biraz dikkatinizi vermenizi istediğim bir yer olacaktır kardeşlerim. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh haricilerle münazara için onların bulunduğu yere bölgeye gittiğinde hariciler onu ilk gördüğünde üzerinde giymiş olduğu elbiseden dolayı itham ederler. Abdullah İbni Abbas güzel ve süslü temiz bir elbise giyinmiş bir halde haricilerin yanına münazaraya gider. Tabi haricilerin bulunmuş olduğu hal Abdullah İbni Abbas'ın tam zıttı bir hal. Yani hariciler hem çölde uzun bir zaman süre geçirmeleri hem de e, dini yanlış anlamış olmalarından kaynaklı perişan bir halde e, dış perişan bir dış görünüşe bir hale sahip olduklarını bize e, nakleder. Alimlerimiz, tarihçilerimiz. Abdullah İbn Abbas radıyallahu anh güzel ve temiz bir elbiseyle onlara doğru, onların karşısına çıktığında onların ilk itham ettiği Abdullah İbn Abbas'ın giymiş olduğu elbiseydi. O güzel ve süslü elbiselere sahip olan şu şahsiyete zata bakın. Kendisi ki bir peygamber olan, zahit, zahitlik ve zühd üzere gelmiş yaşamış olan bir peygamberin ashabı ve yardımcısı, onun izinden giden bir sahabe olduğunu iddia ediyor. Nevinden bir ima ile onu itham etmiş, onu Tan etmişlerdir kardeşler. Abdullah İbni Abbas radıyallahu an haricilerin bulunduğu karargaha yaklaştığında haricilerin lideri önderi denilebilecek olan ve Ebn Kevva olarak isimlendirilen bir zat ayağa kalkıp haricilere bir nutuk irad etmeye başlar. Ebn Kevva etrafında toplamış olduğu taraftarlarına, harici taraftarlarına şu şekilde hitap eder. Ey Kur'an hafızları! Yani o haricilerin içerisinde gerçekten de Kur'an hafızları vardı. Ve onlara hitap ederken onlara ey Kur'an hafızları diye hitap ediyor. Burada aynı zamanda Abdullah İbni Abbas'ı üstü kapalı bir tan da var. Ey Kur'an hafızları sizlerden tanımayanlarınız için şu gelen şahsın kim olduğunu ben size tanıtayım. Zira ben kendisini tanıyorum. Bu Abdullah İbni Abbas'tır. Ve kendisi buraya dikkat edin kardeşler nasıl bir itham ve kendisi Allah'ın kitabı söz konusu olduğunda yani Kur'an-ı Kerim söz konusu olduğunda bilmeden tartışır. Bilgisizce söz, söz sarf eder. Ve o ve kavmi Kureyş'i kastediyor burada. Allah Azze ve Celle'nin kendileri hakkında şöyle bahsetmiş olduğu bir topluluktur. Zuhruf suresi 58. ayet-i kerimedeki şu ifadeyi okuyor. Şüphesiz ki onlar kavgacı bir toplumdur. Evet. Abdullah İbni Abbas haricilerin yanına gittiğinde Haricilerin ilk tepkileri Abdullah İbni Abbas'ın giymiş olduğu güzel, temiz ve süslü kıyafetler olmuş. Ardından da haricilerin önderi lideri olan İbn Kevva, harici topluluğun Abdullah İbni Abbas'ın ilmi bilgi seviyesinden etkilenip e, kendi etrafından dağılmamaları için bir tedbir, bir önleyici hareket olarak ne yapmıştır? Bu hutbeyi, bu nutku irad etmiştir. Bununla amacı Abdullah İbn Abbas'ın Kur'an ve sünnetten net deliller ile onların bulunmuş oldukları konumun, onların düşüncelerinin, onların fikirlerinin, onların Kur'an ayetleriyle Hz. Ali ve Muaviye radıyallahu anh'ın hatta kendileri dışındaki bütün ümmetin kafir olduğu yönündeki düşüncelerinin yanlış olduğunu ortaya koyabilecek bir ilme sahip olduğu için o taraftarların, o haricilerin bundan etkilenmesinden endişe etmesidir. Abdullah ibn Kavva işte bu endişeyle, bu korkuyla ne yapmıştır? Bir tedbir almıştır kardeşler. Ama çevresinde toplanan kişiler dağılmasın. Böylelikle zayıf bir toplulukla hiçbir şey yapamaz hale gelmesin gelmesindi. Şimdi bu tarihi vakayı neden anlat? Bunu inşallah daha sonra zikredeceğim kardeşler. Malumunuz Türkiye'de yeniden Cumhurbaşkanı seçmek için bir oylama yapılacak. Elbette kardeşler her seçim öncesi olduğu gibi yine bu seçimde de İslami camia kendi içerisinde oy verilip verilmeyeceği konusunda çok ciddi bir tartışmanın içerisine girmiştir. Bu tartışma İslami camiayı, İslam toplumu, İslami dernek, vakıf ve bireyleri, fertleri o derecede meşgul etmiştir ki faydalı birçok meseleyi maalesef bu süreç içerisinde ne yapıyoruz? İhmal ediyoruz. Fakat kardeşler seçimlerde oy verilip verilmeyeceği, seçimlerde oy verilip verilmemesi meselesinin şer'i hükmünü de burada anlatmayacağım. Zira bu konuda görüş belirten alimlerimizin olduğunu hemen hemen hepimiz biliyor. Ve bu konuda ilim sahipleri, alimler yeterince söz zikretmiş, yeterince yazılı, sözlü ve videolu beyanatlar da ne yapmışlardır? Yapmışlardır kardeşlerim. Hatta geçen haftalarda olsa gerek dünyanın dört bir yanından Büyük bir alimler topluluğu Müslümanların Türkiye'deki seçimlerde oy verebileceklerini, seçimlere katılabileceklerini e, açıklayan bir bildiri, bir ilan yayınlamışlardı kardeşler. Yine geçmişte başka ülkelerde birçok kere başka ülkelerde yaşayan Müslüman topluluklar farklı alimlere o ülkelerdeki seçimlere katılıp katılmayacaklarına dair sormuş oldukları sorulara o alimlerin vermiş oldukları Cevapların hem yazılı hem sözlü hem de videolu kayıtları mevcuttur kardeşler. Bu manada eğer merak edenlerimiz olur ise bunlardan birkaç tanesini ben inşallah bu videonun altında açıklama kısmında linklerini yazacağım. Merak edenler o videolardaki linkle o linklerdeki videolara bakıp Alimlerin bu konuda vermiş oldukları fetvaları ve görüşlerini ne yapacaktır öğrenebileceklerdir. Asıl konumuza gelince peki ben bu videoyu niye çevirdim ve buraya kadar anlatmış olduğum meseleleri, meseleleri neye bağlayacağım? Evet kardeşler, asıl anlatmak istediğim ve bu videoda yapmak istediğim konuşma seçimlerde oy kullanmaya cevaz veren ve seçimlerde oy kullanmaya giden Müslümanları rahat, rahatlık, konfor ve elde etmiş oldukları bir takım dünyevi maslahatları kaybetme endişesi ve korkusu taşıyan kişiler ve insanlar olarak itham eden bir takım sözlerin bir takım görüşlerin bir takım ithamı üzere olan bir konuşma olacak. Aynı zamanda bir cevap niteliği de taşıyor kardeşlerim. Nitekim sosyal medyada sizler de hepiniz şahitsiniz oy vermenin küfür şirk veya en hafif tabiriyle haram olduğuna inanan birçok kitle var. Yine oy verenleri şiddetle tenkit edenler ve hatta hatta haddi aşıp oy verenlerin kafir, mürtet ve müşrik olduklarını ilan eden bir grup, bir topluluk, bir zihniyet olduğu da hepinize malumdur kardeşler. İşte bu topluluklarda en aşırı uçta olanlar ve bazen de bu aşırı uçtakilerin söylemlerinden etkilenen bazı gruplar, bazı fertler, şahıslar şöyle bir argüman ile, şöyle bir retorik ile Müslümanlara oy verenleri, oy vermeye cevaz verenleri, oy vermenin Müslümanların maslahatı gereği e, olduğunu, olduğu yönünde fetva veren alimleri itham eden sözler, ifadeler kullanıyorlar. Bunlar nedir kardeşler? Rahatlık ve konforu, izzet ve tevhide tercih edenler. Evet bir tanesi bu. Hani sosyal medyada özellikle Facebook ve Twitter'da bu ifadeye çok rastladım. Birçok kişinin bu duygusal ve histerik söz ile, bu duygusal ve histerik slogan ile Müslümanları taan ettiğini, Müslümanları itham ettiğini şahit oluyoruz. İlmi hiçbir değeri, ilmi hiçbir dayanağı olmayan sadece duygusal ve hissi sözlerden ibarettir arkadaşlar. Bir başkası ise şunu zikrediyor veyahut başkaları. Rahatları ve konforları ellerinden kaçacak diye korkanlar ve benzeri retoriklere sarılıp çevrelerindeki insanları ya etkilemeye ya da çevrelerinde bulunan insanlara bir şeyi kanıtlamaya çalışan o çaba içerisinde olan insanlar olduğuna şahit oldum kardeşler. Bakın bu ifadeler bu sözler sanki barış ve rahatlık imanın zıttıymış gibi bir anlayış doğuruyor arkadaşlar. Yani Müslümanların barışı, rahatlığı ve istikrarı istemesi, arzulaması imanın zıttı mı? Yani bu iman ile İslam ile aykırı bir durum mu? Sizin böyle ifadeler kullanmanız böyle bir şüpheyi doğuruyor. İlme, bilgiye, delile dayanmayan bu sözleri gören Duygularına ve hislerine yenik düşen birçok gençte bu şüpheye kapılıyor. Yani sürekli sanki Müslümanların daima baskı, şiddet, korku ve endişe içerisinde yaşamaları gereken bir topluluk olduğu inancı hakim oluyor. Bunun batıl olduğunu, bunun yanlış olduğunu Kur'an ve sünnetten birkaç delille inşallah size şimdi burada ne yapacağım nakledeceğim. Kur'an ve sünnet barış ve rahatlığı, istikrarı iman ve is İslam'a asla ve katta zıt görmez kardeşlerim. Evet İslam ve Müslümanlar için barış ve rahatlığın durum ve şartlara göre faydası olduğu gibi bazı hallerde Allah Azze ve Celle'nin sonsuz hikmeti olduğu gibi barış ve rahatlık Müslümanların aleyhine Müslümanların zararına da olabilir. Burada hiçbir şüphe yok. Nitekim Allah Teala bazı durumlarda faydalı gördüğümüz bazı şeylerin bizim için aslında zararlı olduğunu Bazen de zararlı gördüğümüz veya kötü gördüğümüz bazı şeylerin aslında bizim faydamıza olduğunu ne yapar? Bize Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresi 216. ayet-i kerimesinde şu şekilde haber verir. Olur ki hoşunuza gitmeyen bir şey sizin için hayırlıdır ve olur ki sevdiğiniz bir şeyde sizin için şer vardır. Allah bilir, siz ise bilmezsiniz. Amenne <laughs> ve sadakne diyor. <laughs> Muhakkak ki Rabbimiz sonsuz hikmetiyle bizlere bazen, hayır görünen bazı şeylerin aslında şer olduğunu ve şer kötülük görünen bazı şeylerin ise hayır olduğunu bize haber vermektedir kardeşler. Ancak yine anlatacağım meselenin çerçevesinde şunu zikredeyim. Barış, istikrar, rahatlık ve kimi zaman bir Müslümanı Allah'a ibadet ve itaatten, davetten ve cihattan alıkoymayacak olan konfor mübahtır ve asla imana değildir. Elbette ki o konfor, o barış, o istikrar ve o rahatlık bir Müslümanı veya bir Müslüman topluluğu veya bir Müslüman cemaati Allah Azze ve Celle'nin dinini yaşamaktan, Allah Azze ve Celle'nin dinini tebliğ etmekten, İslami davet çalışmalarından ve Allah yolunda batıla, şirke, küfre ve Allah'ın düşmanlarına karşı cihattan alıkoyuyorsa, konforu rahatlı salih amellere tercih ediyorlarsa ve salih ameller terk ediyorlarsa o zaman dediğinizde haklısınız. Ama böyle bir durum söz konusu değilse gayet normal, gayet de mübah bir durum içerisindeler. Kardeşlerim. Şimdi size barışın, rahatlığın, konforun ve istikrarın bazen bazı durumlarda gayet normal olduğu ve Müslümanların talep etmesi gerektiği İslam ümmetinin faydasına olduğuna dair şer'i bir takım deliller zikredeceğim. Öncelikle şunu zikrediyorum. İslam şeriatının gayesi fakihlerin usulü fıkıh kitaplarında belirttiği ve bir kural olarak zikrettikleri gibi nedir? Maslahat üzerine menbidir. Şunu muhakkak görürsünüz. Şu ifadeyi. Şer'i hükümler kulların maslahatı üzerine mebnidir. Yani şer'i hükümler dediğimiz küfür, şirk, haram, helal, mekruh ve diğer zikretmediğim şer'i hükümler kulların diyor. Yani Allah'ın yaratmış olduğu bütün kulların maslahatı üzerine, faydası üzerine mebnidir. Yani onların faydası olacak olan şeylerin üzerine bina edilmiştir, temellendirilmiştir. Manasına gelir. İslam şeriatı tümden maslahattır. İslam şeriatının gayesi maslahattır kardeşler. Hatta Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de bakın bir ayet ki su, Enbiya Suresi 107. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Hiç şüphe yok ki biz seni alemlere ancak rahmet olsun diye bir peygamber olarak gönderdik. Kimi? Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme. Allah-u Teala insanlara rahmet olması için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i göndermiştir. Bir peygamberin bir topluluğa rahmet olması nasıl olabilir? Elbette ki onun rahmeti iki yönlüdür. Bunu inşallah Teala sizlere şimdi İbn Kesir rahimeullah'ın bu ayeti i kerimenin sadedinde zikretmiş olduğu sözlerle ifade edeyim. İbn Kesir buyuruyor. İbn Kesir diyor ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hem dünya hem de ahirette rahmet olması bu ayet-i kerime ile sabittir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dünya hayatı bakımından da bir rahmet olması ise kendi zamanının insanları onun vasıtasıyla birçok fenalıklardan, yağma ve savaşlardan kurtulmuştur. Ve onun dini hürmetine zaferler elde etmişlerdir. Evet, bunu İbn Kesir Allah söylüyor. Müfessirlerin piri, Enbiya suresi 107. ayet-i kerimenin tefsirinde zikrediyor. Bir peygamberin bir topluluğa gelişinin dünya hayatındaki rahmetinin yansıması onların fenalıklardan, yağma ve savaşlardan kurtulmuş olmalarıdır. Peki fenalıklardan, yağma ve savaşlardan kurtulmuş olan bir topluluk rahata, konfora ve istikrara kavuşmalı olmuyor mu? Bunu talep etmenin ne gibi bir zararı olabilir ki? Bakınız Kur'an-ı Kerim'de de sabit. Yine kardeşler bakın fukahanın cumhuru yani İslam alimlerinden fıkah ile iştigal edenlerin cumhuru, ehli sünnetten olan bu fukahanın cumhuru Allah'ın hem fiillerinin hem de şer'i hükümlerinin bir takım hikmetler ve maslahatlar barındırdığı konusunda icma etmişlerdir. E, görüş beyan etmişlerdir. Bu muteber olan maslahatlar cihetindendir ki bunu da 5 kısma ayırıyorlar ve şu şekilde ne yapıyorlar? Açıklıyorlar. Diyorlar ki ne? İslam şeriatının gayesi Allah Azze ve Celle'nin insanlar arasında uygulanması için indirmiş olduğu şeriatın gayesi bir Dini korumak iki Canı korumak 3. Aklı korumak, 4. Nesli korumak ve 5. Malı koruma gayesi gitmektedir. Bunların tamamını bir araya aldığımızda orada da bir istiklal, bir barış, bir rahatlık, bir konforun söz konusu olduğu ve gaye edildiği apaçık bir şekilde ortaya çıkacaktır. Tabi illaki en başa dinin korunması, dinin merkeze alınması gerekiyor kardeşler. Dinini koruyabilmen için de dinini özgürce yaşayabileceğin bir alana, bir hayata ihtiyacın var kardeşim. Yoksa insanlar türlü türlüdür. Kimileri Fitneye düştüğünde, kimileri fitneyle yüz yüze geldiğinde çok çabuk, çok hızlı bir şekilde dinden yüz çevirebilecek bir zayıf imana sahipken kimileri de tam tersidir. Ya da kimileri iman sahibi oldukları halde din konusunda fitneye düştüklerinde Allah muhafaza tehlikeli bir sürece girmiş olabilirler. Nitekim birazdan size sünnetten bir örnek ile bunu daha açık, daha belirgin bir şekilde ifade edeceğim. Ama ondan önce Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle'nin biz kulları ve hasreden Müslümanlar için kolaylık, rahat ve barış ve istikrarı istediği ve bunu şeriatın indirilmesini buna bir gaye ve amaç olarak gözettiğini anlatan başka bir ayet-i kerime okuyacağım. Bakara suresi 185. ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Yurimullahu bikumul yusra ve la yuridu bikumul usra. Allah sizin için kolaylık ister. Allah size kolaylık ister. Allah size zorluk istemez buyuruyor. Bakara suresi 185. ayet-i kerime. Bu ayet-i kerime orucun farz kılındığı ve orucun bir takım hükümlerini ihtiva eden bir ayette zikredilmiştir. Ama bu ifade şeriatın kolaylığı, şeriatın e, rahatlığı, Müslümanların faydasını, maslahatını istediğini ortaya koymuştur. Ve onları zorluk, sıkıntı ve belalarla baş başa bırakmamıştır. Nitekim bakın ayette geçen ve Arapçada yusra olarak ifade edilen, Kelimenin Türkçe'ye çevrilişi birkaç anlam ihtiva etmektedir. Bunlardan bir tanesi kolaylık, diğeri bolluk, zenginlik, rahatlık ve refah anlamlarına gelir. Yani Allah Azze ve Celle sizin için kolaylık ister. Yuridullah be Kumil Yusra. Allah size kolaylık ister. Allah size bolluk ister. Allah size rahatlık ister. Allah size zenginlik ister. Ama bunlar size Allah'ı unutacak, Allah'a ibadetten alıkoyacak seviyede durumda olmamalı. Bu ayrı konudur. Bunlar ayrı bir şekilde, ayrı, ayrı ayrıyeten zikredilebilir kardeşler. Gelelim sünnetten delile. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin siretinden de birçok delil vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanların ilk iman eden topluluğun maslahat ve faydasını devamlı surette gözetmiştir. Birçok fiilinde ve emrinde bunu göreceğiz. İlk olarak Mekke'de Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme peygamberliğin geldiği 4. veya 5. yılında. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme iman eden bir grup topluluğa peygamber aleyhissalatu vesselamın Habeşistan'a hicret emri vermesidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Habeşistan'a hicret etmeleri için onlara izin vermiş olduğu topluluk Mekke'deki müşriklerin baskısına, zulmüne, işkencesine ve dayatmalarına dayanabilecek güce sahip değildi. Bundan dolayı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onların daha rahat ve daha özgür bir şekilde ibadet edebilecekleri bir yere gitmelerini ne yapmıştır? Onlara emretmiştir. Onlara tavsiye etmiştir. Gitmelerini istediği yerde Habeşistan'da bulunan bir tane yöneticinin adalet ve onları himaye edecek bir takım vasıflara sahip olduğunu belirttiği bir şahıstır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Habeşistan'a kendisi adil olan ve yönetimi altındaki insanlara iyilikle muamele eden Necaşi'ye gitmelerini onlara ne yapıyor? Onlara emrediyor. Bu Müslümanların ibadetlerini rahat ve özgür bir şekilde yerine getirebilecekleri bir yere gitmelerini istemelerindendir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem neden istesin? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve onun gibi güçlü ve kuvvetli onu koruyacak onu himaye edecek olan insanların çok olmuş olduğu yerde kalmalarının aynı zamanda orada daveti bir peygamber olarak Allah'ın emrinin dışına çıkmadan yapmasını ayrı bir yere koyuyoruz. Onlar Mekke'de kalacaktı. Ve nitekim birçok kişi Mekke'de imanını gizlemiştir. Açığa da çıkarmamıştır. Bunu hepimiz biliyoruz kardeşler. İkinci örnek ise bu çok daha belir, çok daha açık ve bizim durumumuzu, vakamızı anlamamız açısından çok daha güzel bir örnek. Hudeybiye Barış Anlaşması. Biliyorsunuz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla birlikte Mekke'den Medine'ye hicret etmiş ve daha sonra müşrikler ile yani Kureyşler ile Mekke'li müşrikler ile Medine'li Müslümanlar arasında birkaç savaş cereyan ettikten sonra Hicretin 8. veya 7. yılı tam hatırlamıyorum. Hudeybiye anlaşması dediğimiz bir antlaşma meydana gelmiştir. Neydi o Hudeybiye anlaşması? Hudeybiye anlaşmasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekkeli müşriklerle bir araya gelip oturup bir takım maddeler, bir takım antlaşma maddeleri üzerinde antlaşmaya varıyorlar. Ve bu antlaşmanın sonucu ise Müslümanların uzun bir süre rahat ve istikrarlı bir öneme kavuşmaları olmuştur. Hudeybiye anlaşmasının birçok hikmetleri vardır. Hudeybiye anlaşmasının birçok sonuçları vardır ama e, İslami davet açısından İslami davet açısından önemi ve Müslümanların davet hareketinde daha rahat bir konuma kavuşmalarının e, bu anlaşmanın akabinde olduğunu görüyoruz. Hudeybiye anlaşmasının en büyük faydalarından bir tanesi olarak zikredilebilir. Nitekim İbn-i el-Cevziye zad Ma'ad adlı eserinde Hudeybiye anlaşmasının Hikmet ve faydalı sonuçlarından bahsetmiş olduğu bölümde buna değiniyor. Gelin onu size burada okuyarak nakledeyim. İmre Kayın diyor ki Müslümanların aleyhine bir takım olumsuz hükümler içermiş olsa da fayda tarafı ağır basması ve daha az şerli bir şeyi savuşturması sebebiyle müşriklerle antlaşma yapmak caizdir. Bunda iki zararın en zararlısını yani ehven-i şerreyni daha az zararlı olanı beraberinde getirmesi ihtimaline karşın savuşturma yararı var. Diyerek Hüdeybi Antlaşması'ndan doğan maslahatlara değiniyor şimdi. Bu antlaşmanın en faydalı sonuçlarından birisi de diyor insanlar birbirinden emin olmuşlar. Müslümanlar kafirlerle bir araya gelmişler. Onları İslam'a davet etmeye başlamış, onlara Kur'an'ı dinletmiş ve onlarla İslam hakkında güven içerisinde açıktan açığa tartışmışlardır. Altını çiziyorum dikkat edin bu ifade İbnül i Kayın kullanıyor. Bu güven ve barış ortamı İslamını gizleyen birçok kişinin İslam'ını açığa çıkarmasına vesile olmuştur. Allah'ın dilediği kimselerde bu antlaşma müddeti boyunca Müslüman olmuşlardır. Evet bizim vakaya uygun. Şu anda biz barış ve istikrar içerisinde yaşıyoruz. Herhangi bir sıkıntı, fenalık, şiddet ve baskı içerisinde olmadan İslam davetini rahat bir şekilde anlatabiliyoruz. İnsanlara İslam'ı ulaştırabiliyoruz. İnsanlara İslam'ı davet edebiliyoruz. İnsanların düşmüş olduğu şirk, küfür ve ahlaki bir takım bozukluk ve fasatlara karşı onları uyarıp emni bir maruf, nahi yapabiliyoruz kardeşler. Şu anda böyle bir ortam hakim. Ve bu ortam bizim faydamıza ve emin olun o fetvaları veren alimlerin asıl gözettiği işte bu ortamın, bu sürecin elimizden kayıp gitmesidir. Yoksa vallahi o alimlerden hiçbir tanesinin bizzat kendi şahsi rahatını, konforunu ve o zenginliğini elde etmiş olur bir takım faydaları kaybetme korkusu endişesi taşıdığını zannetmiyorum kardeşim. Yine de Allahu Teala herkesin kalbindekini en iyi bilendir. Siretten üçüncü delilimiz Muaz bin Cebel'in Yemen'e gönderilmesi olayıdır. Biliyorsunuz Yemen'de İslam daveti gelişmiş ve Yemenliler Müslüman olmuşlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Yemen'de yaşayan Müslümanlara hem onların dinlerini anlatacak hem de Yemenli Müslümanlara yöneticilik yapacak sahabeler gönderirdi. E, belirli aralıklarda, belirli dönemlerde değişimli bir şekilde. Bunlardan bir tanesinde Muaz bin Cebel'in gönderildiği bir süreçtir. Orada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Muaz bin Cebel'i Yemen'e gönderirken ona şu tavsiyelerde, şu uyarılarda bulundu kardeşler. Ey Muaz! Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Sevdirin, nefret ettirmeyin. Ve uyum içinde olun, ihtilaf etmeyin. Şüphesiz sizler kolaylaştırıcılar kolaylaştırıcılar olarak gönderilmeniz. Zorlaştırıcılar olarak gönderilmediniz. Bu her iki hadisi şerif de hem buhari hem de Müslim'de geçer. Dileyenler o hadis kitaplarına, o eserlere başvurup bu hadisleri ne yapabilirler? İnceleyebilirler kardeşler. Evet kardeşlerim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gönderilme sebebi buydu. Bu, bu din İslam insanlara zor ve sıkıntılı bir hayat yaşasınlar diye gönderilmemiştir. İslam'ın gayesi insanları sıkıntıya, insanları e, bela ve musibetlere e, uğratmak değil mi? Bakın bu konuyla alakalı yani Müslümanların iman edenlerin imtihan edilmesi süreciyle alakalı İbn-i Kayyum el-Cevziye çok güzel ifadeler çok güzel, nükteler çok güzel bir takım sözlerde sözler e, zikreder. Bunu da e, yine Zadul Muad'da bulabilirsiniz. Allahu Alem İfk hadisesi bölümündeydi. Ben başka bir eserde buraya bunu e, naklettim. Ben şimdi onu size okuyacağım. İbn-i Kayyum İmtihanen hikmetleri başlığıyla bu konuya değiniyor. Ve gerçekten konumuz açısından çok önemli bir noktadır kardeşler. Yanlış anlaşılmaların önüne geçmesi noktasında kesinlikle nakledilmesini ben burada uygun görüyorum. Şeyh İmrakimullah Müslümanların iman ehlinin kafirlere karşı sürekli galip ve mağlup olmayacağının hikmetini şu şekilde açıklar. Yani diyor ki ne Şeyhül İslam rahimehullah Müslümanlar diyor ne sürekli bir şekilde kafirlere karşı galip gelirler ne de kafirler sürekli bir şekilde Müslümanlara galip gelirler. Yani dengeli bir süreç söz konusu da Allah Azze ve Celle'nin takdiri, Allah Azze ve Celle'nin hikmeti gereği. Bazen Müslümanlar galip gelir ve rahat, istikrarlı bir ortama kavuşurlar. Bazen de kafirler Müslümanlara musallat olur, onlar galip gelir ve Müslümanlar zor ve sıkıntılı bir süreç içerisinde bulunurlar demek istiyor. Ama bunun bu şekilde değişimli olmasının hikmetini şu sözlerle zikrediyor kardeşler. Bakın. Şayet müminler devamlı galip ve muzaffer olsalardı. Aralarına amacı dine ve peygambere uymak olmayan insanlarla girerdi. Eğer Müslümanlar devamlı ezilen ve mağlup olanlar olsalardı yani sürekli ezilen ve sürekli mağlup olan, sürekli sıkıntı ve belalarla yüz yüze gelen bir topluluk olsaydı bu sefer de Müslümanların yanlarında kimse olmazdı. İnsanlar onlardan tamamen uzaklaşırdı. İlahi hikmet gereği galibiyet bazen Müslümanlarda bazen de kafirlerden yana. Ki bunun amacı Allah ve Resulü olanla yani Allah ve Resulünün yanında olanla dünya malı ve makam mevki amacı taşıyanlar birbirlerinden ayrılsın. Allahu Teala tüm hallerinde kullarının kulluklarını tamamlamalarını sever. Allahu Teala bir daha tekrar ediyorum tüm hallerinde kullarının kulluklarını tamamlamalarını ne yapar? Sever. İster zorlukta ister rahatlıkta olsa. Yani asıl gaye budur. Asıl amaç budur. Eğer rahat bir ortamda, istikrarlı barış ortamında yaşıyorsak biz kulluğumuzun gereği olan ibadeti yapmalıyız. Tam tersi bir hayat, tam tersi bir ortam süreç söz konusu olduğunda ise yine biz kulluğumuza ve amellerle Allah Azze ve Celle'ye ibadet etme fiillerine devam edeceğiz kardeşler. Çünkü bu her iki halde de kendine göre Allah'a karşı yapılması gereken kulluk şekli vardır ki bu kulluk ancak o hallerde yapılır diyor İbn-i Evet kardeşlerim buraya kadar umarım anlatmak istediğim meseleyi anlamışsınızdır kardeşler. Şimdi gelelim konuşmamın başında zikretmiş olduğum ve size nakletmiş olduğum haricilerle alakalı Abdullah İbn Abbas ve haricilerin arasında geçen diyalog. O diyalog sırasında değinmiş olduğum birkaç noktayı neden naklettiğim meselesine. Kardeşlerim bakın elbette ki burada o görüşte veyahut o sözleri zikreden, o sözleri tekrar eden herkesin harici olduğunu asla ve katta söylemiyorum. Allah'a sığınırım. Samimi, doğru, dürüst ve salih amellerle iştigal eden birçok kimse olduğunu elbette ki biliyorum umuyorum kardeşler ama bunun yanında o sözlerden o ithamlardan o retorik haline gelen duygu ve hislere hitap eden sözlerden etkilenen birçok kişi maalesef o konuşmamın başında zikrettiğim ve sizlere nakletmiş olduğum haricilerin vasıflarını haricilerin niteliklerini taşıyan insanlardır. Kendilerine karşı Bulunmuş oldukları, kendilerinde bulunan o düşüncenin, o fikrin yanlış olduğunu onlara hatırlatan, onlara delilleriyle ortaya koyan insanlara karşı vermiş oldukları tepki, tıpkı o haricilerin verdiği tepkiye benzer. Ya bulunmuş oldukları durumu, konumu, ya rahatlıklarını ya da giydikleri elbiselerini dillerine dolarlar. Ve onları bu şekilde itham edip üstün gelmeye, galip gelmeye, kendilerini haklı çıkarmaya çalışırlar. Bir diğer nokta ise haricilerin lideri İbn Kevva'nın Abdullah İbni Abbas hakkında o Kur'an söz konusu olduğunda bilgisizce tartışır ithamıydı. Allah aşkına Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in Kur'an'ın mütercimi demiş olduğu bir kişiye kendini bilmezin biri çıkacak ve o Kur'an hakkında bilgisizce tartışan biri diyecek. Buna gülerseniz değil mi? Maalesef bugün birçok alimin, evet birçok alim zatın tıpkı o zaman haricelerin Abdullah İbni Abbas'ı tan ettikleri gibi bilgisiz ve cahilce harici zihniyette olan gençler tarafından tan edildiklerine de ne yapıyoruz? Şahin oluyoruz. Sizin ilminiz, sizin birikiminiz, sizin zikriniz, sizin fikriniz ne ki? Siz o alimleri tan ediyor, onları tekfir ediyorsunuz. Behey Allah'tan korkmazlar. Behey Allah'tan korkmazlar. Bu haricilerin vasıflarındandır. Alimleri tan etme, alimleri itham etme. Onları bilgisizlik ve ilimsizlikle itham etme haricilerin vasıflarından bir tanesidir. İşte o vakayı, o olayı, o tarihi olayı. Ee, bu yüzden sizlere zikrettim kardeşler. Tekrar ediyorum, altını çiziyorum. Ee, bu tür ithamlarda bulunanların tamamı harici vasıflara, zihniyete sahiptir demiyorum asla ve katta. Kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Ama o zihniyette olan insanların da çok olduğuna şahit olduk. Birçok hocamızı, birçok alimimizi tekfir edenler, seviyesizce hadsizce onları kafir edenlerin dahi olduğunu gördük. Mesela Allah nasip ederse belki konuyla alakalı başka meseleleri başka bir videoda yeniden anlatırım ve ahirede davana. elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu ala nabiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbi ajma'in